5 pi bölü 6 radyan kaç derecedir diye sorulmuş bize. Neyi biliyorduk arkadaşlar? Pi dediğimiz şey 180 derecedir değil mi? O zaman hemen şurada pi gördüğümüz yere 180 derece yazarsak. 180 bölü 6 30. 30 çarpı 5'ten 150 derece. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. 240 derecelik açı kaç radyandır diye sorulmuş bize. Şimdi 240 dereceyi şöyle düşürebiliriz değil mi? 60 derece çarpı 4. E, 60 derece dediğimiz şeyde 180 3'te 1'i. Peki 180 neydi? Pi'di doğru mu? Ya, o zaman pi 3'e böler. 4 ile çarparsam 240'ı bulurum. Yani 4 pi bölü 3 aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. 1600 derecelik açının esas ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş bize. Ne yapacağız hemen? 1600 dereceyi 360'a bölerek esas ölçüyü bulabiliriz. Kaç kere var? 4 kere var değil mi? 1440 derece çıkartırsak o da 160 derece. Ha, demek ki esas ölçümüz 160 derece. Yani cevabımız C şıkkı. Eksi 235 derecelik açının esas ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş bize. Ne yapıyor negatif ifadelerde? Bunu pozitif yapmak için üzerine bir 360 ekliyorduk değil mi? Zaten eksi 235'e bir tane 360 eklesek yeterli gelecektir. O da kaç gelir? 125 derece değil mi? İşte esas ölçümüz 125 derece. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Eksi 810 derecelik açının esas ölçüsü kaç radyandır demiş. Önce biz derece türünden bulalım. Sonra ne yaparız arkadaşlar? Onu radyana çeviririz. Ne yapacağım? Eksi 810 derece 360'ın katlarını ekleyeyim. Ne? Pozitif olması için. Şimdi 720 kurtarmıyor bizi. 1080. Ha bakın 360'ın 3 katı 1080 e eklersek ne yapar arkadaşlar? Esas ölçüyü buluruz. Pozitif olacak çünkü. O da kaç gelecek? 270 derece doğru mu? Yalnız bunu radyan türünden istiyor. O da ne gelecek? 3 pi bölü 2. 180 bölü 2. 90. ile çarp. 270. Yani aradığımız cevap E şıkkı. Kosinus x 3 e a 4 olduğuna göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Ben neyi biliyorum? Kosinus x her daim eksi 1 ile 1 aralığındadır. E peki kosinüs x 3a eksi 4'e eşit değil mi? Ha, demek ki 3a eksi 4 1 ile eksi 1 aralığında. Her tarafa 4 ekle. 3 3a 5. Her tarafı 3'e böl. 1 a 5 bölü 3. Demek ki bizim a bu aralıktanmış. Bu aralıkta kaç tane tam sayı değeri vardır diye soru. a 1 olabilir. Başka da bir şey olamaz değil mi? Çünkü 5 bölü 3 dediğimiz ne? Yaklaşık olarak 1.8 hatta 1.7 gibi bir sayı değil mi? dolayısıyla bu aralıkta sadece kim var? 1 var. Yani A'nın alabileceği bir tane değer var. Tam sayı değeri o da B şıkkı. XP bölü 2 ile pi aralığında. Yani ne diyorduk? Hemen şuları dereceye çevirin değil mi? Daha rahat oluyor. 90 ile 180 derece. Yani ne demek bu? ikinci bölge değil mi? 90 ile 180 aralığında oluyor. ikinci bölge. Aralığında olmak üzere 1 eksi c kare x bölü sinüs ifadesi aşağıdakilerden hangisini eşittir? E hatırlayınız. Sin kare x artı kos kare x kaçı eşitti? 1'e değil mi? O zaman bunu bu tarafa atarsak kos kare x ne oluyor arkadaşlar? 1 eksi sin kare x. Ha, o zaman şu 1 eksi sin kare x yerine ben kos kare x yazabilirim. Böyle sinüs x. E şimdi kare kare kök gitti. Ama hatırlayınız kökün derecesi çiftken öyle gitti diyemiyorduk değil mi? Ne yapıyorduk dışarı? Mutlak değerle çıkartıyorduk değil mi? Ha, mutlak değer kosinüs x bölü sinüs x. Şimdi bunu mutlak değer dışarı çıkartalım. Bizim x kaçıcı bölgedeydi? İkinci bölgede. E ikinci bölgede kosinüsün işaretine eksi. Yani mutlağın içi negatif. hatırlayınız mutlağın içi negatifse dışarı çıkartırken ne yapıyorduk? Önüne bir tane eksi yazıyorduk değil mi? Yani eksi kosinüs x diye çıkartıyorduk. Bölü sinüs x. E kos bölü sin kotanjant ama önünde eksi var. Eksi kotanjant. Aradığımız cevap B şıkkı. A, B, C'nin işaretlerini bulabilir misiniz demiş. Buluruz değil mi? Önce şu koordinat düzlemi çizeriz. Birim çemberi gösteririz. Deriz ki şurası başlangıç 0. Burası 90. Burası 180. Burası 270. Sonra deriz ki 140. 90 ile 180 arasında yani ikinci bölgede. E, ikinci bölgede tanjantın işareti neydi arkadaşlar? Eksiydi değil mi? Tanjant 1 ile 3 ile artıydı. 2 ile 4 de eksiydi değil mi? Peki 190. Ha, o 3. bölgede. 3. bölgede tanjantın işareti artı. 280. 4. bölgede işareti eksi. Yani eksi artı eksi. Aradığımız cevap B şıkkı. Eksi 81 pi bölü 7 radyanlık açının esas ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş bize. Ne yapıyorduk bu kesirli ifadelerde? şu payı yani 81'i paydanın iki katına bölüyorduk değil mi? Niçin? İşte pi 180 derece. Biz esas ölçüyü bulurken 360 dereceye bölmemiz gerekiyordu. Onun için ne yapıyoruz? Pi 180 olduğu için iki katını alıyorduk. 360'a tamamlayalım diye bir turu tamamlayalım diye değil mi? Ne yapıyorduk? 7'ye değil paydanın iki katı 14'e bölüyorduk. Kaç kere var arkadaşlar? Altı ee, 6 kere desek fazla olur. 5 kere var değil mi? 70. Sonra kalan kaç? 11. Fakat şöyle bir durum vardı. Burada arkadaşlar eksi 81 var. Doğru mu? Ha o zaman ben buraya silip 11 yazdığımda esasında burası ne oldu? Eksi 11 pi bölü 7 oldu. Yani hala eksiden kurtulamadım. Onun için ne yapacaktık? Üzerine bir 2 pi yani bir 360 daha eklersek o eksiden ne yapıyorduk? Kurtuluyordu. Kaç kere var? 14 pi eksi 11 pi 3 pi mi gelecek? Ha 3 pi bölü 7 yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Sinüs pi bölü 2 eksi kosinüs pi bölü tan pi eksi sinüs 3 pi bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Ha, şu değerleri hatırlamamız gerekiyor değil mi? Ne yapıyorduk bunları hatırlamak için? Şu dik koordinat düzleminde birim çemberi çiziyorduk. Şurası neydi? 0 derece. Burası 90 yani pi bölü 2. Burası 180. Burası da 273 pi bölü 2 idi doğru mu? Peki bu noktaların karşılığı neydi? İşte buranın koordinatları arkadaşlar 1'e 0'dı. Buranın koordinatları 0'a 1'di. Buranın koordinatları eksi 1'e 0. Ve buranın koordinatları da neydi? 0'a eksi 1'di doğru mu? Şimdi bize bunlardan herhangi birisi sorulduğu zaman direkt koordinatlara bakıp söyleyebiliyorduk. Mesela sinüs pi bölü 2. E sinüs y eksenini temsil ediyordu. Yani ordinatı. E pi bölü 2'de ordinat kaç? 1. O zaman sinüs pi bölü 2 yani sinüs 90 kaç eşit? 1'e. Eksi kosinüs 180. 180 burada. Kosinüs için apsise bakıyoruz. O da eksi 1. Bölü tanjant pi. Ha şimdi tanjant pi'yi ben şöyle yazamaz mıyım? Sinüs pi bölü kosinüs pi doğru mu? E sinüs pi yani ordinat 0. Kosinüs pi yani apsis eksi 1. 0 bölü eksi 1'den ne geldi o da 0. Eksi sinüs 3 pi bölü 2. Yani 3 pi bölü 2 de ordinata bak. Ha o da eksi 1. Yukarısı 2 aşağısı 1 oranlarsak 2. Cevabımız E şıkkın. A B C D'nin işaretlerini istiyor benden. Önce ne yapalım? Şu açıların bir esas ölçülerini bulalım. Değil mi? Böyle olmaz. 570'ten ne yapalım? Hemen bir 360 çıkartalım. O da ne yapar? 210 mu yapar. 210 kaçıncı bölgedeydi arkadaşlar? Hemen şöyle bir hatırlayalım. Bura neydi? 0. Burası 90, bura 180, burası 270, burası tekrar 360 hatırladınız değil mi? Ha 210 o zaman kaçıncı bölgeye denk geliyor? 3. 3. bölgede sinüsün işareti neydi? Eksi değil mi? Üçüncü bölgede sinüs demek. Üçüncü bölgede y demek. E, Y'nin işareti de üçüncü bölgede neydi arkadaşlar? Eksi. Kosinüs eksi 740 olmaz. Hemen şu eksi 740'a ne yapalım? E, 360, 720, 1080 eklerim. Ne? 1080 eklersem ne olur o da? 340 mı olur? Hocam 1080 ne alaka? E, 360'ın 3 katı değil mi? Ne yapıyorduk? 360'ın katlarını ekliyorduk. Ha, 340 o zaman dördüncü bölge. E, dördüncü bölgede kosinüsün işareti. Yani apsisimiz. Artı ne oldu? Eksi artı mı olacak? Bakın Adana eledik değil mi? Ceyhan'ı da eledik. Denizli'yi de eledik. O Edirne'yi de eledik. Bakın cevap çıktı. Bu tip sorularda bulduğunuz hemen şıklarda kontrol edin. Çünkü üniversite sınavında bize süre de lazım değil mi? Bulduğunuz eksi hemen şıklarda artıları eleyin. Bulduğunuz artı hemen şıklarda eksileri ne yapın? Eleyin. Zaten bakın direkt cevabı bulduk. Hadi diğerlerine hızlıca bakalım. Tanjant eksi 1150. Ne yapacağım? Eksi -1150 360'ı katlarını mı ekleyeceğim. 3 katını eklesek 1080 eksi 70 olur. Bir 360 daha eklesek 290. 290 nerede? 4. bölge. 4. bölgede tanjantın işareti eksi. Ve kotanjant 2310. Oo çok büyük. 2310 ne yapalım? 360'a bölüp bulmaya çalışalım değil mi? Kaç kere var? 5 kere desek 1800, 6 kere desek 2160 herhalde bizi kurtarır gibi geliyor. O da ne yapar? 170 mi? Pardon 150 yapar değil mi? Ha, 150 ikinci bölge. İkinci bölgede kotanjantin işareti o da eksi. Hakikaten de eksi artı eksi eksi yani cevabımız B şıkkı. 0-2 pi aralığından reel sayılara fx 3 sin kare x eksi 4 fonksiyonun görüntü kümesini istiyor. Şimdi ben ne biliyorum? Sinüs x arkadaşlar her daim eksi 1 ile 1 aralığında. Doğru mu? Bunu biliyorum. Şimdi bana sin kare x lazım. Ne yapacağım? Karesini alacağım. Ha, şimdi karesini alacağım zaman hemen mat bir bilgilerimi hatırlamam lazım. Bir eşitsizliği karesini alırken ne yapıyorduk? Sınırlardan biri eksi diğeri artıysa her iki sınırında önce bir karesini alırdık. Eksi 1'in karesi 1. Bir. Artı birin karesi 1. Bir. Her iki durumda da 1 geldiği için üst sınıra ne yapıyorum? 1'i yazıyorum. Peki alt sınır? Alt sınır zaten hep sıfırdı. Niye? Çünkü eksi 1 ile 0 aralığında özür dilerim. Eksi 1 ile 1 aralığında 0 sayısı var. E bir sayının karesi de zaten en az kaç olabilir? 0. Onun için zaten alt değer otomatikman 0. O asla değişmez. Sınırlardan biri negatif. Diğeri de pozitif. Şimdi bana ne lazım? 3 sin kare. Her tarafı 3 ile çarpın. Ve her taraftan 4 çıkartın. İşte bu arkadaş kim oldu? Fx mi? Ha, demek ki Fx eksi 4 ile eksi 1 aralığında olacakmış. Yani aradığımız cevap B şıkkı. Bu soru şimdi trigonometri dersek ayıp olur değil mi? Şu kısım trigonometri. Gerisi mat 1 değil mi? Basit eşitsizlik konusunda bu eşitsizliklerin karesini almayı böyle hocanız size anlatmıştı. Orayı bir hatırlamaya çalışın. Peki ne bulduk cevabı B şıkkı. Aşağıda O merkezli birim çember çizilmiştir. P, O, C açısı alfa olduğuna göre AOP pozitif yönlü açısı aşağıdakilerden hangisini eşittir? Şimdi bana AOP açısını istiyor değil mi? Şimdi başlangıç her zaman neresiydi? Burası, değil mi? Buradan başlıyorduk. Ne tarafa doğru gidiyorduk? Pozitif yönde. Yani saat yönünün tersinde. Şimdi ben ne yapacağız? O AOP açısını buradan belirleyeceğim. Ne yapacağım? Şöyle bir geleceğim. Sonra buradan geleceğim. Sonra buradan geleceğim. Ha, işte AOP açısı bu arkadaşlar. Pozitif yönlü açı bu. Hocam o alfa ne? İşte o alfa. Bunun değerini bulmak için kullanacağımız ders. İşte burası alfaysa bura ne olur? 90 eksi alfa değil mi? Peki buradan buraya kadar ha, 180 derece değil mi? Evet. O zaman bizim AOP açısı 180 derece artı 90 derece eksi alfa eşitmiş. Yani ne yapar o da? 270 derece eksi alfa. Ha, demek ki bana verilen görüntüye ben aldırış etmeyeceğim. Ben ne yapacağım? Buradan başlayacağım. Saat yönü tersi de pozitif yönde o kola ulaşana kadar döneceğim. İşte benim bulmam gereken pozitif yönlü açı bu. Adam bana istediği yerden istediği şeyi verebilir. Ben o verdiğini ne yapacağım? Açıyı bulmak için kullanacağım. Burası alfa ise yanı 90 eksi alfa. E yukarısı da 180 toplarsam. Aop yönlü açısı 270 eksi alfa. Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Neyi soruyor bize? A noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan başladık değil mi? Hop buradan başlayacağım. Saat yönünün tersinde döneceğim ve işte A'yı buldum. İşte benim bulmam gereken açı bu arkadaşlar. O bana verdiği 70 hikaye. Ben bunu kullanmak zorundayım. Peki burası kaç derece biliyor muyuz? E tabii ki de. Şuradan şuraya kadar 270 değil mi? E burada ne var? Bir de 20 var. 270, 20 daha 290. Ha, demek ki A noktasının arkadaşlar pozitif yönlü değeri kaçmış açı olarak 290 derece. Benden apsisi istiyor. Hatırlayınız apsis neydi? Kosinüstü doğru mu? Ha, o zaman aradığımız cevap kosinüs 290 derece. Yani C şıkkı gelecek diyelim. Aşağıda birim çember üzerinde A ve B noktaları verilmiştir. Buna göre x çarpımı kaçtır? Hatırlayınız arkadaşlar bir nokta birim çember üzerindeyse onun denklemini sağlamak zorundaydı. Peki neydi birim çemberin denklemi? x kare artı y kare eşittir 1. Hadi A noktasından başlayalım. A'nın apsisi kaç? 1 bölü 2. Yerine yazarsak x yerine karesi 1 bölü 4. Artı y'yi bulacağız zaten eşittir 1. Buradan y kare eşittir 3 bölü 4 y eşittir ya kök 3 bölü 2 ya da eksi kök 3 bölü 2 değil mi? y kare 3 bölü 4 ise y ya pozitif ya da negatif olur. Yalnız a nerede? Birinci bölgede. O zaman y pozitif olur değil mi? Ha, demek ki y kaçmış? Kök 3 bölü 2. Şimdi aynı mantığı b noktasında x'i bulmak için kullanalım. x yerine x yazarsak x kare artı y yerine kök 3 bölü 3 yazarsak karesi 3 bölü 9 mu? Eşittir 1. Yani x kare eşittir 6 bölü 9. O da 2 bölü 3'ten x gelir arkadaşlar kök 2 bölü kök 6 ya da eksi kök 2 bölü kök 6. Neredeyiz? 3. bölge. 3. bölgede x pozitif olmaz. Negatif olur. Demek ki arkadaşlar x'i bizdeymiş. Kök 2 bölü pardon kök 2 bölü kök 6 nereden geldi? Kök 2 bölü kök 3 değil mi? Evet. 2 bölü 3. kare kökünü aldığımda kök 2 bölü kök 3 değil mi? Tamam şimdi oldu. Evet. O zaman x çarpı y Ha, Y'miz ne arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. X'i bizde eksi kök 2 bölü kök 3. E bunlar gitti. Geriye ne kaldı? Eksi kök 2 bölü 2. Yani cevabımız C şıkkı gelecektir. Aşağıda o merkezli birim çember ve AOP alfa açısı gösterilmiştir. Benden OT'nin uzunluğunu istiyor. Evet bulabilir miyiz? Çok rahat buluruz. Şimdi açılan nereden başlıyordu? Buradan değil mi? Mutlaka başlangıcı buradan olmalı ve pozitif yönde ilerlemeliydik. İşte bizim açı şu olur. Ha zaten bana da onu vermiş mi? Ha, tamam açımız alfaymış. Sıkıntı yok. O zaman burada herhangi bir problem yok. Açımız zaten alfa. O zaman x eksenindeki görüntüsü bana neyi verecek? Kosinüs alfa. Demek ki arkadaşlar T noktasının apsisi neymiş? Kosinüs alfa. Yalnız bana dikkat edin. Onu sormuyor. Bana OT'nin uzunluğunu soruyor. Mesela ben size desem ki arkadaşlar, hop şöyle bir çember çizsem. Mesela bu farklı bir çember. Birim çember gibi düşünmeyin. Şurası eksi 3 desem. Size sorsam çemberin yarı çapı kaç birim? Gidip de bana eksi 3 demezsiniz değil mi? Aa, yarı çapı şurası der. Önüne bir eksi daha koyar. Hocam bunun yarı çapı 3 birim dersiniz değil mi? Bakın önündeki eksiği kaldırırsınız demiyorum. Önüne bir eksi daha koyarsınız. Çünkü mantık öyledi. Mutlak değerde ne yapıyorduk? İçerideki ifade negatifse dışarı çıkartırken önüne bir eksi daha yazıyorduk değil mi? O zaman şimdi buranın apsisi kosinüs alfa ise. E ben bunu uzunluğa çevireceğim. ikinci bölgede negatif olduğu için önüne eksi koyacağım. Dolayısıyla OT'nin uzunluğu ne olacak? Eksi kosinüs alfa. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Aşağıda o merkezli birim çember üzerine x eşittir 1, y eşittir 1 doğruları çizilmiştir. Alfayı vermiş. ac'nin BD oranı. E AC kolay. ac neydi arkadaşlar? Tanjant alfa değil mi? alfa derecelik bir açının hop x eşittir bir doğrusunu kestiği noktanın ordinatı ne verirdi bana tanjant alfa. Peki diğer ne? Bölü BD. Ha, BD de kolay. O da neydi? Y eşittir biri kestiği noktanın absisi değil mi? O da neydi? Kotanjant alfa. Ha, bana tan alfa bölü kot alfayı soruyor. Var böyle bir şey yok değil mi? Düzenleyelim arkadaşlar. Şu kot alfayı yukarı atarsam o da tan alfa olmaz mı? Hocam o nasıl oldu ki öyle? E hatırlayınız kotanjant alfa ne eşitti? 1 bölü tanjant alfa eşitti değil mi? Ha, şu kotanjant alfa yerine 1 bölü tan alfa yazarım. Tan alfa bölü 1 bölü tan alfa ters yarı çarparsam tan alfa çarpı tan alfa olur. Yani o da tan kare alfa cevabımız C şıkkı. 4'e bakalım. Aşağıdaki şekilde dik koordinat düzleminde verilen O merkezli birim çemberi AB ve BC kenarları E ve C noktalarında teğet olacak biçimde OABC yamuğu verilmiştir. BC OA paralel. Yukarıdaki verilere göre AB ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi benden nereye istiyor? AB ifadesini istiyor. Doğru mu? Tamam. Şimdi ben şunu bir kere hatırlamam lazım. Onu bir hatırlayıp size hatırlatayım. Neydi o? Şu bir çember olsun. Bu da bir teğet olsun. Merkezde teğeti birleştirirseniz birleştikleri yer kaç dereceydi? 90 derece. Ha, yani şurası kaç derece olacak arkadaşlar? 90 derece. Önce onu bir ne yapmam gerekiyor? Yazmam gerekiyor. Tamam. Sonra sonra bakın şu dik yamuk ya. O dik yamuklardaki klasik hareketi yapalım. Yani şu köşeden aşağıya bir dik gelin. Geldim mi arkadaşlar? Diki geldim. Peki neyi biliyorum ben? Şuraya beta desem. Edirne Ordu Adana üçgeninde alfa artı beta kaç derece oldu? 90. E o zaman Bursa Hakkari Adana üçgeninde de alfa artı beta 90 olmalı. E beta buradaysa ha demek ki bura ne oldu arkadaşlar? Alfa. Peki şurası kaç birim? Bir birim değil mi? O zaman burası bir birimse BH tane gelecek bir birim. Peki benden ne istiyor? A, B, X istiyor. Neydi taktiğimiz? Alfayı kesinlikle kullanacağız. Biri de kesinlikle kullanacağım. Ve hipotenüs X'i bulmaya çalışacağım. Bir kim? Alfa için komşu. X kim? Hipotenüs. Komşu hipotenüs. Ne yazdır? Kosinüs. Hadi yazalım. Kosinüs alfa eşittir. Komşu 1 bölü hipotenüs x. İçler dışlar x eşittir. Neymiş? 1 bölü kosinüs alfa. E 1 bölü kosinüs de neydi? Sekant alfa. Demek ki AB uzunluğu sek alfa. Yani cevabımız D şıkkı. Dik koordinat düzleminde O merkezli yarı çapı bir birim olan yarım çember ile BD noktaları bu yarım çember üzerinde olan OAB ve OCD dik üçgenler aşağıda gösterilmiştir. OA ile OD doğru parçaları dik kesişmektedir. Buna göre OCD üçgeninin çevresinin OAB üçgeninin çevresinin oranının alfa türünden eşitini istiyor bizden. Şimdi zaten şu sağ taraf tanıdık bir şey arkadaşlar. Nedir o? Bakın şu vatandaş görüyorsunuz çemberi D noktasında kesmiş. Buradan şöyle bir dik gelirsem işte şurası neydi? Şuradaki açının kosinüsü buradaki açının da sinüsüydü. Fakat şimdi ben buraya hep alfa diyordum. Burası kos alfa burası sin alfa oluyordu. Ama bizim alfa burada değil ki şurada. Ha, o zaman ne olmuş demek ki yerler değişmiş. Ha, o zaman burası ne olacak sin alfa? Burası ne olacak kos alfa? Anladınız değil mi mantığı? Normalde hep bizim alfa nerede oluyordu? Bizim alfa hep burada oluyordu değil mi? Ben de ne yapıyordum? Komşusuna kos alfa karşısına sin alfa yazıyordum. Ama burada alfa görüyorsunuz ters tarafta. Yani yer değişmiş. O zaman alfanın karşısı OC olduğu için burası sin alfa. Komşusu DC olduğu için buradan olacak kos alfa. Peki şu da zaten yarı çap bir değil mi? Aa, bakın mavi üçgen OCD üçgenin çevresi çıktı. Sin alfa artı kos alfa artı bir. bölü Şimdi mor üçgenin çevresine bakacağız. Burası alfa burası beta ise ha bakın burada alfa olur mu arkadaşlar? Peki şurası kaç birim? Bir birim değil mi? Peki AB'yi bulabilir miyim? Bulurum. Alfa için AB kim? Karşı. BO kim? Komşu. Karşı komşu tanjant. Hadi yazalım. Tanjant alfa eşittir. Karşı AB. Komşu OB yani bir. Ha, bakın AB'ye ne geldi arkadaşlar? Tanjant alfa. Peki AO'yu bulalım. Alfa için AO kim? Hipotenüs. 1 kim? Komşu. Kosinus alfa yazıyorum. Kosinus alfa, komşu 1, bölü AO. O zaman içler dışlar yer değiştir. AO da neymiş? 1 bölü kosünüs alfa. Şimdi bu üçgenin çevresi de artık ne olacak? Tan alfa artı 1 bölü kosünüs alfa artı 1 olacak. Ha, bu soru böyle şekil olarak hat, tanıdık geldi de mi size? Föyde de vardı. Aynı buna benzer bir soru. Sin alfa artı kos alfa artı 1 bölü. Şu tan alfa yerine sin alfa bölü kos alfa yazalım mı? Artı 1 bölü kos alfa artı bir. Ne yapalım? Hem payı hem de paydayı kos alfa ile çarpalım mı? Kos alfa. Kos alfa. Yukarıyı çarpmayalım ama çarpım durumda bırakalım. Kos alfa çarpı. Sin alfa artı kos alfa artı 1 bölü. Aşağıya çarpalım. Kos alfa çarpı sin alfa bölü kos alfa. Bunlar gider sin alfa kalır mı? Kos alfa artı 1 bölü kos alfa. Kos alfalar gider 1 kalır. Kos alfa çarpı 1 kos alfa. Aa, bakın şunlar gitti mi? Geriye ne kaldı? Yukarıda kosinüs alfa. Yani aradığımız cevap B şıkkı. Aşağıdaki O merkezli birim çemberde COB açısı tetaymış. Bizden CK istiyor. Ha, benden şunu istiyor. Yani gördünüz mü? Göremediniz de yeşil orayı boyarsam gözükmez tabii. Heh. Şunu istiyor. CK istiyor. Pekala. Bulabilir miyiz? Buluruz. Bakın şurası 90 değil mi? Merkezde teğeti birleştirir misin? Burası da 90. Ha, demek ki buna paralel. O zaman Z'yi görüyor musunuz? Ha, oradaki Teta'yı alıp o zaman şuraya taşıyın. Artık teta burada. Şimdi ben nereye bulmak istiyorum? CK. E biliyorum ki ben OC 1 değil mi arkadaşlar? O zaman ne yaparım? OC'nin tamamını bulurum. 1 çıkartırım. Geriye ne kalır? CK kalır. Peki başka ne biliyorum? Burası da 1. Ha, o zaman şimdi söyleyelim bakalım. Teta'nın karşısını biliyorum hipotenüsünü bulmaya çalışıyorum. Hadi yazalım. Karşı hipotenüs neydi? Sinüs mü? O zaman sinüs teta eşittir karşısı bir. hipotenüsü de OC. O zaman OC buradan ne geldi? Bir bölü sin teta. E bir bölü sin teta denilen şey de neydi arkadaşlar? kosekant teta'ydı, doğru mu? Demek ki şu OC arkadaşlar yani şuradan şuraya kadar neymiş? kosekant teta. Ama bana şurası lazım. O zaman bir çıkartırsam. Theta 1 çıkartırsam kosekant teta eksi 1 Kosekant teta bazen böyle de yazılıyordu değil mi? Aradığımız cevap E gelecektir. X açısı pi ile 3 pi bölü 2 arası. Yani şunları bir dereceye çevirelim ya. Ben pi'leri pek haz edemedim. Heh, 180 derece ile 270 arası. Yani bu ne yapar? Üçüncü bölge yapar değil mi? Ha, demek ki x neredeymiş arkadaşlar? Üçüncü bölgede olmak üzere. Kot x çarpı karekök içerisinde bla bla ifadesin eşiti. Tamam ne yapacağız? Şu kök içerisinde bir payda eşitleyeceğim galiba değil mi? Çarpı 1 artı sinüs x ile bu yavruyu. 1 eksi sinüs x ile de bunu çarpalım. Ne oluyor? 1 artı sinüs x çarpı 1. 1 artı sinüs x artı 1 eksi sinüs x çarpı 1. 1 eksi sinüs x. Böyle. 2 kare farkını görüyorsunuz değil mi? 1 eksi sinüs x. 1 artı sinüs x çarparsam 1'in karesi eksi sinüs karesi x gelecek. Doğru mu? 2 kare farkı. Eşittir. Bakın şimdi şunlar gitti mi? Kotanjant x. Onun da kos x bölüsünü 6 yazalım. Mı? Çarpı. 1 bir, bir daha 2. Kök dışına çıkmaz. Kök 2. Bölü. 1 eksi sin kare x. E hatırlayınız 1 eksi sin kare x neydi? Kos kare x. ha kos kare x kök dışına çıkardı. Kare kare kök gider ama mutlak değerle çıkardı. böyle bodoslama maalesef. Çıkaramıyorduk kökün derecesi çiftken. Peki şimdi bu acaba mutlaktan nasıl çıkacak? İşte burada söylüyor nasıl çıkacağını. Kaçıncı bölgedeyiz? 3. Üç. Üçüncü bölgede kosinüs nedir? Eksi o zaman dışarı çıkarken önüne eksi alarak çıkacak. Doğru mu? Kosinüs x bölü sinüs x. Kök 2 bölü eksi kosinüs x. Ha, koslar gitti. Geriye ne kaldı? Kök 2 bölü sinüs. Eksi kök 2 bölü sinüs. E, bir bölü sinüs de neydi? Kosekant mıydı? O zaman aradığımız cevap. Eksi kök 2 kosekant x. Yani a şıkkı gelecektir. Aşağıdaki şekilde o merkezli birim çeyrek çember çizilmiştir. Buna göre taralı bölgenin alanını istiyor benden. Şimdi arkadaşlar şu alfa derecelik açının çemberi kestiği noktadan şöyle dik inerseniz burası ne oluyordu? Kosinüs alfa. Şurası ne oluyordu arkadaşlar? Sinüs alfa. Peki bu alfa derecelik açının x eşittir 1'i kestiği noktadan aşağı inerseniz ne oluyordu? Tanjant alfa. Peki şu OA A bir değil mi? Yarı çap. E kos alfası buradaysa. Ha, demek ki burada neymiş? Bir eksi kos alfa. Şimdi sizden şu pembiş yamuğun alanını istiyor. Bulabilir miyiz? E tabii ki de alt taban belli. Üst taban belli. Yükseklik belli. Hadi yazalım. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü iki. Şimdi düzenleyelim. Şu ışıklar öyle bir şey yok. Tanjant alfa sin alfa bölü kos alfa yazabilir miyim? artı sin alfa çarpı 1 eksi kos alfa bölü 2. Ne yapalım? Şurada payda eşitleyelim. Sin alfa artı payda eşitlersem sin alfa kos alfa çarpı 1 eksi kos alfa bölü kos alfa. Bir de 2 vardı. 2 tane kosinüs alfa. Ha, şimdi devam. Şıklarda hala böyle bir şey yok. Şurayı sin alfa parantezin alalım. Sin alfa parantezinde 1 artı kos alfa gelir değil mi? sin alfayı al. 1 sin alfayı al. Kos alfa. Tamam. Çarpı 1 eksi kos alfa bölü 2 tane kos alfa. Harika. Pekala şu 1 artı kos alfa 1 eksi kos alfa. 2 kara farkından 1 eksi kos kara alfa değil mi? Ha, sinüs alfa çarpı 1 eksi kos kara alfa da neydi? Sin kara alfa bölü 2 tane kosinüs alfa. Şimdi şıklara bakalım. Sanki cevabı bulduk gibi değil mi? Görüyor musunuz? Sin alfa bölü kos alfa tanjant alfa değil mi? A tanjant alfa çarpı sin kare alfa bölü 2. Aradığımız cevap ne gelecek? B şıkkı gelecektir. Bakın burada sanki yamuğun alanını yazmak sıkıntı değil de sonra onu düzenleyip doğru cevabı şıklarda bulmak o birazcık sıkıntı. Halbuki cevap bu işte. Niye bunu şıklara yazmazlar ki değil mi? Cevap bu. Ama o yok şıklarda ne yaptık? Evire çevire düzenleye düzenleye. B şıkkını bulduk inşallah doğrudur. Aradığımız cevap B şıkkı. Yukarıdaki şekilde O merkezli birim çember ile X eşittir bir doğrusu verilmiştir. O ve P noktalarından geçen doğru X eşittir bir doğrusunu L'de. B ve P noktalarından geçen doğru ise X eşittir bir doğrusunu K'de kesmektedir. Buna göre K'l ifadesini istiyor bizden. Yani normalde K'l çok rahat bulunur ya. AL'yi bulursun. AK'yı bulursun. Çıkartırsan KL'ye gelir değil mi? Böyle söylemek kolay ama bakalım icraatta böyle kolay olacak mı? Şimdi o ne arkadaşlar? Merkez. O zaman şu yarıçap çap bir birim. Bu da yarıçap çap bir birim. Ha ne oldu? İkiz kenar. O zaman burası alfa ise burada alfa. ya e alfa ile alfanın toplamı hop, dış açı 2 alfa. Şimdi dikkat edin. Bu iki alfa derecelik açı x eşittir biri nerede kesiyor? L'de. Ha, buradan aşağısı neydi? Tanjant hatırlıyorsunuz değil mi? Peki açımız ne? 2 alfa mı? Demek ki AL neymiş? Tanjant 2 alfa. Süper. AL'yi buldum. Tanjant 2 alfa. Şimdi sırada ne var? AK. Eğer AK'yı da bulursam soru biter. E, onu da buldum ben ya. Neden? Bakın şurası yarı çap 1 değil mi? Bu da yarı çap 1 değil mi? E şurası da 90 değil mi? Neredeyiz şimdi? Takip edin beni. Adana, Bursa, Kastamonu üçgenindeyiz arkadaşlar. Ne lazım bana? AK mı? Söyleyin bakalım. Alfa için AK kim? Karşı. Buradaki 2 kim? Komşu. Karşı komşu. Tanjant. O zaman tanjant alfayı yazıyorum. Nerede yazıyorum? Adana, Bursa, Kastamonu üçgeninde. Tanjant alfa karşı AK bölü komşu 2. Meğerse AK'da neymiş arkadaşlar? 2 tane tanjant alfaymış. Değil mi? İşler işler yapar ne demiştik? Kale'yi bulmak kolay demiştik değil mi? AL eksi AK yani tan 2 alfa eksi 2 tan alfa aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. O merkezli birim çember üzerine bir kenar uzunluğu bir birim olan iki eşit dik üçgen aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. Alfayı vermiş. Diyor ki 1 artı bt mk eksi 1. Tamam ifadesinin değeri. Şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar değil mi? Alfa derecelik bir açı. Şurası zaten kaç birim? Bir birim. Pekala. Bana ne lazım? OB. Neden? OB'yi bulacağım ki OT zaten bir olduğu için OB'den OT'yi çıkartıp BT'yi bulmuş olacağım. Ha, tamam mevzu anlaşıldı. O zaman benim hedefim OB'yi bulmak. Bulabilir miyim? Bulurum. Alfa için arkadaşlar OA kim? Komşu. OB kim? Hipotenüs. O zaman ben kosinüs alfa yazarım. Kosinüs alfa komşu 1 OA. Hipotenüs OB. Demek ki OB neymiş arkadaşlar? 1 bölü kosinüs alfa. Yani neydi o da? Sekant alfa. O zaman BT ne olacak? Sekant alfa eksi. Bir. Şimdi 1 artı BT demiş. 1 artı BT. Ha, 1 artı sekant alfa eksi 1 olacak. Süper. Devam edelim arkadaşlar. MK eksi 1. MK-1 ha o zaman nereden bulabiliriz? MK'yı bulmak için ha. Önce MK'yı bulacağım sonra 1 çıkaracağım. Peki MK'yı nasıl bulurum? E, zaten şurası yarı çap 1 değil mi? Ha şu OK'yı OK bulursam zaten MK'yı bulurum. Peki OK'yı OK bulur muyuz? Buluruz. OK dediğimiz yer şurası değil mi? Ha o da neydi? Tanjant alfa değil mi? Nereden biliyorum? E çünkü alfa derecelik açının şu çembere teğet olan doğruyu kestiği noktadan aşağısını neyi veriyordu? Tanjantı değil mi? Ha, demek ki burası tanjant alfa. Mi? O zaman MK'da ne olacak arkadaşlar? 1 eksi tanjant alfa. Tabi bir deneyimiz var orada. Eksi birimiz. E bitti. Artık gerisi 4 işlem. Bakın eksi 1 artı 1 gitti. Geriye sekant alfa. 1 bölü kosinüs alfa kaldı mı? Böyle eksi 1 artı 1 gitti. Eksi tan alfa. O da eksi sin alfa bölü kos alfa. Mı? Ha, bakın kos alfalar gitti. Geriye eksi 1 bölü sinüs alfa kalacak. Ha yalnız ben niye böyle o doğru yazdım. O da ne gelecek? Eksi 1 bölü sinüs alfa. Eksi kosekant alfa. Çok pardon. Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecekti. Bir an böyle şıklarda yok zannettim. Çok korktum. Özür dilerim. O zaman aradığımız cevap neymiş? Eksi 1 bölü sin alfa. Yani eksi kosekant alfa. O da D şıkkı gelecektir.